Merhabalar arkadaşlar ben Can kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Paşa fencer videomuzda karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün yapacağımız taktik zindan taktiği arkadaşlar. Bunu önceki videolarımda paylaştığım vurkaç operasyonundan sonra bizim tabirimizde vurkaç. Arkadaşlar bunu hem yapıp hem de dediğim şeyi yaptığınız takdirde sizden çok güçlü olsun, savaşçı olsun yani normal büyücü ya da okçu olmadığı takdirde sizden güçlü olan bütün yaratıkları kesebilirsiniz. Önünüz açık yani. Okçu ile büyücüye geçtikten sonra bunlar biraz güce bakar okçu ile büyücü. Çünkü her vurduğu tutuyor. Atlatınız çok yüksek olması lazım. Bunlar çok önemli. Şimdi bunun can karakterimdeyim. Büyücü olan da. Onu zaten fazla ellemiyoruz. Az çok video geçmek için. Çünkü yani kendi döküm kalemle bayağı seviyede olduğum için okçu da çıktığı için arkadaşlar da tam gösteremeyeceğim için bu karaktere geçtik. Evet arkadaşlar şimdi burada önemli olan neydi? Vur kaçtı değil mi? Vurup kaçıyorduk. Ama arkadaşlar burada yapmanız gereken şey bu yaratığı buradan çekmek. Bu yaratığı çekmek. Uzaktan vuracaksınız arkadaşlar. Uzaktan nasıl vurursun? Yaratığı getirerek. Şimdi arkadaşlar bunların bir yeri vardı. Mesela şuradan uzaktan vurursun. Şu duvarın oradan çok rahat uzaktan vursun. Gelirsin buradan uzaktan vurursun. Buradan çok rahat uzaktan vurur. Gelirsin ardından şu taşların olduğu yere. Bu ileri götürmez seni. Kalırsın burada. Birazcık daha geriye gidersin. Bir daha geriye git. Tamam. Ondan sonra şuraya gelirsin. Bu da seni tutar. Bakın köşeler bunlara. Tutan yerler. Şurası. Bakın tutuyor. Tuttu. Bakın geldik. Şuraya geldik. Bak yakına çekti. Neredeydi? Köşelerdeydik. Köşeleri arkadaşlar aldığınız takdirde şu an bunun bitecek zaten. Beni öldüremez. Ama ne yaptım? Köşelerden aldım hep. Köşelerden aldığım takdirde büyücü ya da okçu gelmediği sürece arkadaşlar sizden güçlü olan hepsini geçebilirsiniz. Yani bunun taktiği budur. Her şey tamam vur yaptık vur yaptın ama sen içine girersen bunun bu seni öldürecek. Senden yüksek olduğu için öldürecek. Ama önemli olan neydi? Geldik kardeşim uzaktan vurduk. Köşelerimizi biliyoruz. Bakın köşelerimizi biliyoruz. Geldik bir daha. Buraya geldik. Yine köşemiz belli. İndirecek şimdi. Yapışsın şu an. İlerlesin. Garanti olsun işimiz. 40'a gel. Bazen dalan. En başta da dalmak olabilir. Ya da en sona da dalabilirsiniz. Ama arkadaşlar benim tercihim en başta dalmak. En başta bakıyorum. İlk başta geçebilecek miyim diye bir kere feda ediyorum kendimi. Nasıl geçerim diye. Bakıyorum bunun ben canını normal girdiğim anda 40'lara indirebiliyorsam ilk başta girerim. 50'ye kadar indirdikten sonra ise vur kaç yaparım. Yani en sonda da yapabilirsiniz. Zamanınız varsa yapabilirsiniz. Ama en başta ben girerim. Direkt girerim. Bir mesafeyi 60'a indiririm. 55'e indiririm. Ondan sonra vur kaç. Yaptığım hareket nedir arkadaş? Şurası. Benim geçemeyeceğim okçuyla büyücüyle yani güçle sınanmadıktan sonra geçemeyeceğim kat yok. Bunları rahatlıkla dediğim taktiği yaptığınız sayede geçersiniz. Bakın. Çünkü büyücülerde, okçularda yaşamanız ve gücünüz önemli olan sizin de gücünüz yüksek olması lazım. Bakın köşeler hiç giriyor mu içine? Bakın. Önemli olan girmemesi içine. Girmeyeceksin ki vurabilesin. İşte amaç burada. Şimdi vurkaçı yaptık. Vurkaçı gösterdik. Ne oldu? Bu da ikincisi oldu. İçine girmeden vurmak. Bu da uzaktan vurmak en önemlisi. Çünkü siz onu vurana kadar zaten o sizin yanınıza geliyor. Atlatınız çıkıyor. Bu saatten sonra Yine köşelerdeyim. Arkadaşlar köşelerden alabilirsiniz. Şu an siz böyle ne diyeyim okçu ve büyücü harici canavarlardaysanız ve şu an beni izliyorsanız girin ve bu taktiği deneyin. Hile değil arkadaşlar. Hilesi filan yok yani. Zindan hilesi varmış. Şu varmış. Bunlara gerek yok. Bakın bu hile değil. Bu bir taktik. içine girmeden uzaktan vuracağız. Ne olur? Şu an mesela bu yüksek benden. Çünkü vurduğu şeyi görüyorsunuz. Bakın ben köşelerden geçtiğim için hayvan oraya koşana kadar ben diğer köşeyi geçiyorum çünkü. Bu ne oluyor? Şu an bile 28'deyken 44 45 30'ları görürsen zaten garanti geçiyorsun. 24 30 29 Bakın atlatımız da geliyor çok güzel. Bakın köşelere gideceksiniz. Yapmanız gereken bu. Yok kırmızı runin yok mu? Mor runin yok mu? Yapamıyor musun? Gel benim dediğim taktiği yap. Runiklerini buradan topla. Runiklerini buradan topla yani. Bakın. Çıkar arkadaşlar. Bak mor çıktı. E göster, Şimdi gösterdiğim halde çıkıyor işte. Bu neden? Geçemeyeceğiniz kat yok bak. Kaçtan kaç, kaç tane kestim siz düşünün. Yaptığımız hareket belli. Bunlar beni yer zaten. Bakın vuruşunu görüyorsunuz zaten ne kadar vurduğunu. Ama ne yapıyoruz? Vaktimiz yettiğiyle kaçıyoruz. Kaçmak vur kaç. Ayrıyetten duvarlardan. Bizi tutan taşlar var çünkü. Bakın. Orada bir güzellik var. Denedik mi? Denedik tabii ki de. Size dokum günesinde şimdi kaçıncı katta olduğumu da göstereceğim diğer karakterimle. Bakın. Bakın rahat rahat benden isterse çok yüksek olsun. Bir milyon olsun. Yaptığım hareket onu garanti yenecek zaten. Salıyorum bak şimdi. Yine geri gelirim. Yine dur. Bak canım iyisin. Yine aynı şekilde. Ha bu sefer belki dayanamaz. Gelmezse sallanır. Bitti bile. 7, 4, 3, evet bitti arkadaşlar. İşte bu. Yapmamız gereken bu. Çıkalım şuradan. Tamam. Bakın 25. kata geldim. Döküm Kulesi'nde de can karakterini de oynadığımız karakterde arkadaşlar 106. şeydeyiz. Kuledeyiz. <laughs> kattayız. Siz düşünün yani. Yaptığım taktiği uyguladığınız sayede rahatlıkla arkadaşlar, rahatlıkla üst seviyelere yükselebilirsiniz. Neden üst seviyeye yükselmen lazım ki? Bu cin dökümlerin açılsın. Yeni başlayan arkadaşlar için diyorum. Cin dökümlerin açılsın. Olmayan arkadaşlara bakın anti antikritik falan düşüyor. Yani siz düşünün. Bunu çıkartabiliyoruz. Yani düşenlere siz görün yani. Morlar var, turuncumuz var, kırmızımız var, antikritiğimiz var. Sizden istediğimiz hem vurkaç taktiğini yaparak hem de duvarlardaki desteklerimizden dolayı her türlü katı. Bakın büyücüyle okçu harici, cadı harici rahatlıkla yaparsınız. Büyücüyle cadıyı da etrafında dolanacaksın. Okçu da vurkaç yapacaksın. Durduğun yerden hemen geri gideceksin atmadan. Büyücüde de ilk baştaki büyü zaten az vurur. İkinci büyüyü, yakalamayacaksın. Büyük olan büyüyü yakalama. Keşişteki. En ufak büyüyü yakala. Kaçma ondan. Ama ikinciden kaçacaksın. O birinciyi vuracak. Sen zaten fazla yemezsin. Onu indireceksin. kritini vuracaksın. Kaçacaksın diğerinden. Bunu yaparsanız rahatlıkla geçersiniz. Bugün arkadaşlar dökün kulemizde yani zindanımızda nasıl hem vurkaç taktiğini yaparak hem de duvarlardaki yerlerimiz, taşların olduğu kısım, duvar kenarlarının ne işe yaradığını çok net şekilde anlattım. Bunu denemek isteyebilirsiniz. Önemli olan hem vurkaçı yapmak hem de uzaktan vurkaç yapmak. İşte bunu becerdiğiniz takdirde dediğimi uyguladığınız takdirde rahatlıkla katları geçip şu cin dökümünü turuncuları, kırmızıları, mor çift etkileri bulabileceksiniz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Oyunu mutlu, zevkli bir şekilde oynamaya devam edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.